Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir pulloya yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi pullarım, şöyle analı kızlı pullar diyorlar bunlara. Şöyle gold renginde. Boyama modeli şu şekilde. Evet, şimdi yapımına geçelim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Evet, öncelikle şöyle başlarken bir tane örümcekle başlıyoruz. Şu şekilde. Başlama yerim burası. Evet, ben bunu biraz şöyle orta büyüklükte bir örümcek yapıyoruz. Şekilde 1 2 başına 2 doladım. 1 2 3. tığ battığın arasından şöyle 1 2 3 defa da 2 2 çekmiş olduğum bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen bunu trabzanımızın içini dolduruyoruz. Şöyle önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2. Şöyle bir çektim. 2 2 şekilde. 1 2 2 şöyle bir çektim. 2 2 6 tane burada trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 tane yaptım. 5 6 Bu baştaki zincirle birlikte 7 tane oluyor. Hemen şöyle şu şekilde getirip şuradaki tığ battığın içine şöyle batıyorum. Evet, bu şekilde. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip oyamı şöyle ters yüzünü çevirip hemen buradaki araya zincirle trabzanın arasına şu şekilde başına ip almadan sabitledim. Bir zincir çektim, döndüm. Tekrar 1 2 zincir çektim, başına bir doladım. Hemen şu zincirin arasından şöyle tek seferde şu şekilde 2 1 2'de bir çektim. Hemen şimdi burada pulumuzu alıyoruz. Şu şekilde. Öncelikle şöyle küçük pulumuzdan iğneyi tığımızı geçirip daha sonra şu şekilde geçiriyorum. Hemen şöyle elimden tutarak şöyle ip alıp şu şekilde geçirdim. Şöyle hemen burada bunu şöyle sabitledim. Bu şekilde. Daha sonra buradaki bu yapmış olduğumuz trabzan yapmıştaki onun içini 3 tane dolduruyorum. 1 2 şu şekilde. Ve 3. Doldurduktan sonra şöyle elimle düzelteyim. Hemen burada bir sık iğne yapıyoruz şuraya. Bu zincirin üzerine şöyle yaptım. Hemen burada 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı şöyle başına ip aldım. Şöyle bir çektim. Şöyle iki defa da ikişerli bir çekerek bir trabzan yaptım. Hemen yine aynı şekilde burada şöyle önce bu küçük pulumuzu daha sonra geniş pulumuzu koyup şöyle tığımızı bunları pulların arasından şu şekilde geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şöyle bir sıkılaştırıyoruz. Daha sonra şöyle pulumuzu elimizle şu tarafa alıp buradaki yapmış olduğumuz bunun
trabzanın içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. 3 sık iğnemizi yaptıktan sonra şöyle elimizle döndürüyorum şu şekilde. Daha sonra buradaki zincirimizin üzerini 6 tane sık iğne yaparak yazmanın tığ battısına iniyorum. 1 2 3 4 oldu. 5 ve 6. Hemen şuraya diğer bir tığ battının içine hemen şöyle sabitledim. Bir zincir çektim. Evet, şu şekilde şöyle oluyor. Evet. Şimdi bir tane daha yapayım. Hemen yine aynı şekilde bir örümcek yapıyorum. Şöyle örümceğimi biraz büyük yaptım, az küçülteyim onu. Şöyle bir örümcek yapıyorum. Başına iki doladım. 1 2 3. tığ battığının içine girdim. Şöyle 1 2 3 defada çekmiş olduğum bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen başına doladım. Bu trabzanın üzerine 6 tane trabzan yapıyorum. Şu şekilde 1 çektim. 2 2 3 oldu. 4 5 ve 6. Başta yapmış olduğumuz zincirle birlikte 7 tane oluyor. Şöyle hemen gelip şurada hemen bir şu şekilde sabitledim oraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yazmamı çevirdim. Hemen şuraya, baştaki o zincirin araya şöyle sabitledim, başına ip almadan bir zincir çektim, döndüm, 2 3 zinciri oldu. Daha sonra başına dolayarak bu zincirin üzerine bir tane şöyle 1 2 defada çekmiş olduğum bir trabzan yaptım. Hemen yine aynı şekilde pullarımızdan alıyorum. Önce küçük pulumuzdan, İşte elde tutmak biraz zor oluyor pulları. Şöyle hemen aldım. Şu şekilde aralarından geçirerek şöyle tığımı güzel tutayım. Şöyle kaçtı. Biraz zahmetli gözükse de aslında kolay, zevkle yapılıyor. Şu şekilde hemen şöyle elimizle çevirip hemen buradaki bu trabzanın üzerine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 ve 3. Daha sonra buraya da bir başına ip almadan bir sık iğne yaptım. 1 2 ve 3 zincir çektim. Başına bir dolayıp hemen burada bir tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi yine aynı şekilde şöyle önce küçüğü aldım. Evet, şu şekilde elimle tutuyorum şöyle. Hemen şu küçüğü de elimle tuttum. Evet, şu şekilde hemen. Evet, bu şekilde bunları sıkıştırdım. Hemen elimle şöyle bu tarafa alarak bu arkadaki sık iğnenin üzerine 3 tane trabzanın üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum.
3. Burada kalan bu zincirin üzerine de 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yaptım. Hemen şurada yazmanın tığ battısına sabitledim. Evet, oyam da şu şekilde oldu. Şöyle ipimi biraz uzatayım. Evet, oyam bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim size. Evet, oyam bu şekilde. Şöyle. Evet, şu şekilde oldu oyamız. Şöyle göstereyim. Biraz lambanın ışığı vurduğu için pullarımız parlıyor. Şöyle. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de yaparsınız. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.